Arkadaşlar merhabalar. Ben Enes Hoca. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yine bugün Feyza ile birlikteyiz. Feyza sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili arkadaşlar bugün sözcükte anlamla vedalaşıyoruz. Sözcükte anlamın dördüncü son videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Bugün söz ve söz öbeklerinde Anlam konusunu anlatacağız ve arkadaşlar sözcükte anlam konusu tamamıyla sona ermiş olacak. Şimdi sevgili gençler ÖSYM'nin en sevdiği soru tiplerinden bir tanesidir. Söz ve söz öbeklerinde anlam arkadaşlar. Buranın püf noktalarını, tiyoları, taktikleri ne yapacağız biz? Bugün Feyza'nın da yardımıyla birlikte sizlere aktarmaya çalışacağız sevgili gençler. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Söz öbekleri genellikle mecazlı ifadelerdir. Bize sınavlarda sorulan söz öbekleri genellikle mecazlı ifadeler oluyor. Biz bunların anlamlarını belirlerken bağlamı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Feyza bağlam dediğimiz şey nedir? Biliyor musun? Bağlamakla alakalı bir şey. <laughs> Yok bağlamakla alakalı bir şey değil de sözcüğün kullanıldığı yer kullanıldığı yere bağlam diyoruz biz. Anladım. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Üniversite sınavına girdin ve harika bir üniversite kazandın. Baban sana diyor ki ya Feyza diyor işte senden de bu beklenir diyor. Şimdi burada mesela senden de bu beklenir olumlu anlamda kullandık, değil mi? Ya da sınava girdin çok kötü bir netice elde ettin. Sana diyor ki zaten senden de bu beklenir. Aslında kullanılan ifade aynı şekilde kullanılmış değil mi? Ama bağlama göre ne oldu? Farklı anlamlara gelecek şekilde biz bunu kullandık. Doğru mudur? Evet. Peki bize verilen o mecazlı ifadeyi, söz öbeğini sevgili arkadaşlar bağlamını çok iyi çözümleyeceğiz. Destekleyen sözleri bulacağız, tespit edeceğiz. Cümlelere dikkatli bir şekilde ne yapacağız? Okuyacağız. İpuçları yakalayacağız arkadaşlar ve bu soruları çözmeye çalışacağız. İkinci maddemize geldiğimiz zaman arkadaşlar bize verilen kelime grupları vardır. Burada arkadaşlar mecazlı ifadelerimiz vardır. Arkadaşlar geliyor bakın asıl bu konunun en püf noktası. En vurucu noktası arkadaşlar. Önce gerçek anlamları ile düşünüyoruz. Zihnimizde gerçekmiş gibi kurguluyoruz arkadaşlar. Bildiğin her bir sözcü tek tek gerçek anlamındaymış gibi değerlendireceğiz arkadaşlar. Emin olun soruları çok rahat çözeceğiz. Birazdan göreceğiz zaten bunu. Diğer bir maddemiz ise arkadaşlar. Bize sorulan altı çizili sözünü anlatmak istediğidir arkadaşlar. Yani burada şunu yapmayalım sakın. Şimdi metin gelmiş. Bize metni sormuş. Kocaman bir metnim var. Şuranın altını çizmiş. Şimdi bakın ne yapıyor arkadaşlar yazarlarımız? Tutuyor mesela şuradaki bir ifadeyi şıklara koyuyor. İyi de bizden istediği burası değildir ki. Bizden istediği burasıdır. Altı çizili kısımdır arkadaşlar. Ha bunlar nedir? Bunlar altı çizili kısmı destekleyici cümlelerin olduğu yerlerdir. Tabii ki de oralardan da istifade edeceğiz. Ama cevap nerede? Altı çizili kısımda. Lütfen altı çizili kısmın dışına ne yapmayalım arkadaşlar? Çıkmayalım. Ve son olarak arkadaşlar eğer ki biz bu soruları gayet rahat bir şekilde, güzel bir şekilde çözebilmek istiyorsak arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bolca soru pratiği yapmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben sizler için ÖSYM'nin sormuş olduğu sorulardan örnek koydum. Örnekler koydum buraya. Özellikle ÖSYM'nin örneklerini koydum ki sınavda ne soruluyor onlara görelim. Onlar üzerinde sizlerle bir çalışma yapmak istiyorum. Şimdi ilk örneğimize başlıyoruz arkadaşlar. Birinci örneğimiz bakın bu parçada geçen Zekasına diyet yaptırmak sözüyle sanatçılara özgü hangi özellik belirtilmek istenmiştir? Şimdi arkadaşlar metni hiçbir şekilde okumuyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Ben burada sorunun çözümünü anlatmadan önce sizler videoyu durdurun. Önce bir kendiniz çözmeyi deneyin. Ardından arkadaşlar soruyu çözdükten sonra tekrardan basın, videomuz devam etsin. Benim anlatımım ardından gelsin arkadaşlar. Şimdi zekasına diyet yaptırmak. Ne demiştim ben size? Mecazlı ifadeleri gerçek anlamı gibi düşünün. Ha, ne yapacağız o zaman hocam? Tane tane ilerleyeceğiz arkadaşlar. Zeka diyorum, diyet yaptırmak diyorum. Bakın ikiye böldüm. Şimdi arkadaşlar, diyet yaptığımız zaman ne olur? Şuraya ben bir zeka akıl çizeyim. Gerçi resmin biraz kötüdür ama biraz şöyle. Evet, şimdi ben diyet yaptırdım buradaki zekama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ne oldu? Zeka küçüldü. Yani ben zekaya diyet yaptırdığım zaman doğal olarak onu beslemedim arkadaşlar ve ne oldu? küçüldü. Şimdi arkadaşlar, metni hiç okumuyorum. Metni okumadan direkt şıklara bakıyorum. A şıkkına baktım. Düşünce ve duygu dünyasını besleyerek geliştirmeme. Bakın arkadaşlar, düşünce ve duygu dünyası demiş. Zekaya karşılık gelir. Besleyerek geliştirmeme ise diyet yaptırmaya karşılık gelir. Direkt ne yaptım ben zaten cevabı buldum. Ha sizlere şunu demiyorum sakın. Kesinlikle yanlış anlamayın. Arkadaşlar metni okumuyoruz. Metni okumadan çat cevabı işaretliyoruz. Bunu kesinlikle söylemiyorum arkadaşlar. Yalnız bize verilen altı çizili kısmı gerçekten doğru bir şekilde yorumlarsak zaten soruyu da çok rahat bir şekilde ne yapabiliriz çözebiliriz arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir sonraki sorumuza geçtiğimiz zaman bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi altı çizili kısma bakıyorum. Diyor ki kendisine içbükey veya dış bükey aynada değil düz aynada bakmalıdır. Şimdi arkadaşlar iç bükey var dış bükey var. Benim burada hemen Feyza'nın yardımına ihtiyacım var. Çünkü o bir sayısalcı arkadaşlar. Ben sözelciyim. Bu içbükey, dışbükey nedir Feyza? Hocam çukur ayna diyoruz, timsek ayna diyoruz ya olduğu gibi göstermiyor o ayna. Oldu. Ha şöyle şimdi ben Florya'ya gitmiştim. Orada akvaryuma gitmiştim. Gittin mi sen de? Evet gittim. Gittin harika. Orada balıklara bakarken bazen bakıyorduk aa kocaman balık diyorduk fakat sonra baktığımız zaman onun kocaman olmadığını görüyorduk. Ya da aa minnacık balık diyorduk ama normal baktığımız zaman o balığın minnacık olmadığını görüyorduk. Yani şey mi bu? Şunu mu anlamalıyım Feyza? İç bükey ve dış bükey dediğimiz şey bir şey olduğundan küçük ya da büyük gösteren bir şey Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Peki o zaman ne diyor? Bak bakalım buraya. Kendisine 3 bükey ve veya dış bükey aynada değil düz aynada bakmalıdır. He anladım. Şimdi Feyza sen ikiz kardeşin var ya senin. Mesela aynanın karşısına geçiyorsun ve şunu söylüyorsun. Ya ne kadar güzel bir kızım diyorsun. Aynı Sonra kardeşin sana şunu söylüyor değil mi? Ya ikizim lütfen kendine iç bükey veya dış bükey aynada değil düz aynada bak diyor. Yani ne diyor sana? Gerçekçi ol diyor değil mi? Gerçekçi Ol diyor. Buradan onu anlıyoruz. Peki şıklarımıza bir bakalım mı Feyza? Bakalım A şıkkına hocam. bakalım. Cevap A şıkkı olabilir mi? Okur musun? İnsanın kendisine güvenerek başladığı her işte başarılı olması mümkündür. Bu olabilir mi cevap? Bir gerçekle alakalı bir şey yok. Yok. Yüremedim. Eledim. B şıkkına bakar mısın? İnsan her alanda kendisinden daha üstün birilerinin olabileceğini unutmamalıdır. Olabilir mi? Hayır. Olamaz. Peki C şıkkına geçtim. Yaşamda mutlu olmak için olumsuzluklar karşısında direnmeli, öne çıkan engelleri sabırla sabırlaşmaya çalışmalıdır. Burada da yok. Olmaz. Evet. İnsan yeteneklerinin sınırlarını gerçekçi bir tutumla belirlemeli, kendisini tarafsız, tarafsız bir, gözle... bir gözle değerlendirmelidir. Feyza farkında mısın? Metni hiç bakmadık bak. Direkt cevabı yakalayabildik. Evet. Değil mi? Bu oldukça önemli. Tek tek sözcük sözcük ilerlersek, mecaz anlamları gerçek anlam gibi düşünürsek bu sorular çok kolay sorular. Peki, geçiyorum diğer sorumuza. Anıların yaşanılan günü renklendirmesi diyor. Tek tek sözcük sözcük ilerliyoruz ya Feyza. Hadi başlayalım. Anılar diyoruz. Anı dediğimiz şey nedir Feyza? Geçmiş. Geçmiştir. Peki altına yazıyorum o zaman ben. Geçmiş diyorum. Peki yaşanılan günü diyor. Yani? Bugün. Bugünü. O zaman şöyle diyelim. Geçmişin bugünü renklendirmesi diyor Feyza. Renklendirmesi nedir? Gibi. Güzelleştirmesi diyelim. Peki aslında biz bir şık yazdık şu an. Yazdığımıza en yakın, bulduğumuza en yakın olan şık işaretlediğimiz zaman zaten çok rahat bir şekilde cevaba ulaşacağız. Peki Feyza şöyle bir baktığımız zaman A şıkkına bakıyorum. Eski günlere özlem duyulması hiç alakası, alakası yok. yok. Dünün yargılanıp değerlendirilmesi Dün diyor ama bir değerlendirme söz konusu değil. Değil. Geçmişin içinde bulunulan zamanı güzelleştirmesi. Bu tam da bizim yazdığımız. Harika zamanı. oturdu değil mi Feyza? Evet. Geçmiş diyoruz, geçmişin demiştik zaten. İçinde bulunulan zamanı bugünü demiştik. E güzelleştirme, güzelleştirme arkadaşlar. Sevgili gençler lütfen tek tek sözcük sözcük bölerseniz bu sorular çok kolay. Farkında mısınız? Çıkmış sorulardan üçüncüsünü çözdük. Hala metne bakmadık. Geçiyorum arkadaşlar diğer bir sorumuza. İzine basarak yürüme diyor Feyza. İzine basarak yürüme diyor. Şimdi Hani deriz ya atam izindeyiz deriz. Ya ne yapıyoruz? Biz senin peşinden geliyoruz. Değil mi? Senin peşindeyiz, izindeyiz. Sen ne yapıyorsan biz de aynısını yapıyoruz. Aynen öyle. Doğru mudur? Yani aynı şekilde aynılık var, bir benzerlik var. Doğru mudur? Evet. Peki şıklara baktığımız zaman herkeste anlaşılmama demiş. Ne alakası var? Yeni biçimler arama. Ne alakası var? kalıcı olmayı amaçlama e ne alakası var? Benzer duyguları işleme. Bak yakaladık anahtar sözcüğümüz benzer duyguları işleme. Ne yaptık? Direkt cevabımızı bulduk. Yukarıda bir metin var fakat bizim metinden haberimiz yok. Fakat sevgili arkadaşlar bir kez daha tekrar ediyorum. Bakın size kesinlikle şunu söylemiyorum. Sadece altı çizili kısmı okuyup çak cevabı bulun demiyorum ama bu şekilde de cevapların çok kolay bir şekilde bulunabileceğini söylüyorum. Bu mantığı size öğretmeye çalışıyorum. Sizler Tabii ki de metni okuyacaksınız. Bir sonraki sorumuza geçtiğimiz zaman sorumuz der ki bu parçada geçen edebiyatın yeraltı haritası olma sözüyle dergilerin hangi özelliği belirtilmek istenmiştir? Ha, burada Feyzacığım bak dergiler diyor değil mi? Dergiler. Dergilerin bir özelliğinden bahsedecek. Neydi taktiğimiz Feyza? Sözcük sözcük ilerliyoruz. Mecazlı ifadeleri gerçek anlamıyla düşünüyoruz, değil mi? Peki bakalım. Edebiyat diyor Feyza. Edebiyat edebiyattır zaten. Evet. Belli. Yeraltı diyor Feyza. Yerin altında ne olur? Bilemeyiz. Bilmiyoruz değil mi? Bilmediğimiz şeyler vardır. Gizemli şeyler vardır. Gizli şeyler vardır. Bir bilinmezlik vardır. Peki Feyza devam ediyorum. Üçüncü kelimeme geçtim. Harita diyor. Harita ne yapar? Yol gösterir. Değil mi? Yol gösterir. Bizi yönlendirir. Peki yeraltı haritası olma. o zaman toparlayalım mı hadi üçünü birden? Edebiyatın yeraltı yani edebiyatın o bilmediğimiz gizemli kısımlarının haritası. Yani onları bize göstersin bunu söyleyeceğiz dergiler için. Peki şıklara bakalım. A şıkkına bakıyorum. Ne diyor A şıkkımız? Sanatçıları farklı algılama kalıpları içinde düşündürme. Olabilir mi? Hayır. Olamaz. B şıkkına bakıyorum. Gizli yeteneklerin gün ışığına çıkmasına olanak sağlama. Gizli. Aa, yetenekler. bak verdi direkt cevap. Gizli dedi, yeraltı demiştik. Yeteneklerin gün ışığına çıkmasına haritamız ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Yani sözcükleri mecazi ifadeyle olan sözcüklerimizi gerçek anlamıyla düşündüğümüz zaman cevapları çok rahat bir şekilde ne yapabiliyoruz? Yakalayabiliyoruz. Peki, diğer bir sorum Peyza. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada geçen şiir çıkmazdan beslenir? Sözüne anlamca en yakındır. Şimdi şiir, e bildiğimiz şiir çıkmazdan beslenir. Buradaki anahtar kelimemiz çıkmaz. Çıkmaz dediğimiz şey nedir acaba? Çıkmaz. Yani hani yolun sonu çözümü yok artık. Evet, değil mi? Yani şey deriz değil mi? Ya büyük bir çıkmazın içerisindeyim. Hani benim durumumun artık bir çözümü yok. Evet. anlamında kullanırız. Anahtar kelimemiz çıkmaz dedik. Şiirde bu çıkmazdan beslenmiş. Demek ki o çıkmazlar, o çözüm bulamadığımız şeyler bir nevi ne yapacak? Şiire kaynaklık edecek. Doğru mudur? Evet. O zaman bu kurduğumuz cümleye yakın bir şeyler aramalıyız biz. Peki bakalım şıklara. Hatta bu soruyu senin çözmeni istiyorum Feyza abi. Bak bakalım A şıkkı olabilir mi cevap? Hayır. Peki eledik A şıkkını. B şıkkı olabilir mi? Bu da olamaz. O da olamaz diyorsun. C şıkkı olabilir mi? Çözümsüz demiş. Belki bu olabilir. Evet, çözümsüz demiş Feyza. Belki olabilir değil, direkt cevabımız budur. Çünkü şiir çıkmazdan beslenir derken çözümsüz durumlar şiire kaynaklık eder. Yani şiir için çözümsüz durumlar olmalıdır anlamı var. Cevabımız C şıkkı. Peki, geçiyoruz. Söz duvarlarıyla kuşatmak diyor. Altı çizili sözde sözcüklere yönelik olarak ne yapıldığı anlatılmıştır. Şimdi Feyza, şöyle bir Duvar olduğunu düşünelim. Hani gerçek anlam gibi değerlendireceğiz ya biz. Peki bu duvarı ne yapıyorum ben? Sözlerle kuşatıyorum. Duvarın her bir tarafını ne yaptım? Sözlerle kuşattım. Yani ne yaptım? Sınırlandırdım. Ne yaptım? Engelledim. Doğru mu? Evet. Böyle bir şeye bakmam gerekir benim. Direkt A şıkkına baktığım zaman tanımsal sınırlar koyuldu diyor. Direkt ne yaptık? Söz duvarları, söz tanımsal sınırlar koyuldu. Direkt cevabımız çıkmış oldu. Geldik 9. sorumuza. Burada da 2019'dan bir örnek koyduk Feyza. Artık güncel sorulara geldik. Bakalım bunlar da bu yöntemimizle çözülebiliyor mu? Onlara bir bakalım. Şimdi ne diyor? Acı aşısı diyor. Şimdi yine ne yapıyoruz? Kelime kelime ilerliyoruz. Şimdi acı aşısı. Acının ne olduğunu zaten biliyoruz, değil mi? Nedir Feyza acı? His, bir hissiniz bir yani. his değil mi? His, çok güzel. Peki aşı, biz neden aşı yaptırırız? Ki bu Hasta aralarda olmamak. çok güncel değil mi aşı? Evet, 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 Biz neden aşı yaptırırız Feyza? Hasta olmamak, direnç sağlayabilmek Hasta olmamak, direnç sağlamak, hastalıklara karşı böyle bir vücudumuzun bir beceri kazanması değil mi? Bunlar için aşıyı yaptırıyoruz. Peki acı aşısı demiş Feyza. Hadi ikisini birleştirelim. Evet acılara ne yapıyoruz? Ya yürüyor, Arada bir evet bir müzik geliyor şu an. Nereden geliyor onu ben de bilmiyorum ama. Evet sevgili arkadaşlar. Acı aşısı dediğimiz zaman yani acıya karşı vücudumuz bir direnç sağlıyor. Acılara göğüs germe becerisi kazanmış oluyoruz. Şıklara baktığımız zaman A şıkkına bakıyorum. Kitaplarıyla acılara, zorluklara göğüs germe becerisi kazandırmak. Evet. Bize arkadan verilen müziğimizin de etkisiyle cevabımızı ne yapmış olduk? Net bir şekilde çözmüş olduk arkadaşlar, bulmuş olduk. Peki, 2020 en güncel sorumuz arkadaşlar. Bir bakalım. Acaba 2020 sorusunda da taktiğimiz tutacak mı? Edebiyat çevrelerindeki güncel kıpırdanışlara değil dedi. Şimdi arkadaşlar, edebiyat çevreleri demiş Güncel demiş ve kıpırdanış demiş arkadaşlar. Değil deyip onu da olumsuzlamış. Şimdi edebiyat çevrelerindeki yani edebiyat camiasındaki, sanat camiasındaki, sanat dünyasındaki bu tamam. Güncel demiş arkadaşlar. Güncel ne demek? E günü birlik. Sadece arkadaşlar o kısa süreli, kısa zaman dilimi içinde gerçekleşen olaylar. Ve kıpırdanışlar demiş. Kıpırdanış dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Bir hareketliliktir. Bir yönelimdir. Bir eğilimdir. Değil mi arkadaşlar? Kıpırdanışlara da değil demiş. Şimdi şıklara bakıyoruz. Sanatçıların bir sanat görüşüne ağırlık vermesi Alakası yok. Sanatçılar arasında rekabet ortamının oluşması, rekabet ortamı demiş hiçbir şekilde alakası yok. Sanat dünyasındaki kısa süreli yönelimler. Burada durdum arkadaşlar. Bakın sanat dünyası demiş edebiyat çevreleri. Kısa süreli demiş güncel kıpırdanışlar demiş yönelimler. Ne yaptık arkadaşlar? Yine taktiğimiz 2020 sorusunda da ne oldu arkadaşlar? Gayet net bir şekilde işledi. Arkadaşlar son kez dersin içerisinde de defalarca hatırlattım ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim taktiğimiz soruları ciddi anlamda çok rahat bir şekilde çözdürüyor. Fakat sizler lütfen bu taktiği uygulayın. Ardından metinleri de üstüne mutlaka ama mutlaka okuyun. Okumayı da ihmal etmeyin sevgili gençler. Peki şimdi ne yapıyoruz sevgili gençler? Türkçe'nin ritmine alıyoruz. Bugünkü işlemiş olduğumuz konuları buradan güzel bir şekilde çözüyoruz. Oldukça sağlam bir şekilde konumuzu ne yapıyoruz arkadaşlar? Pekiştiriyoruz. Sevgili gençler, sizlerle 4 derslik bir süreçte birlikteydik. Hepiniz hoş geldiniz ve sizlerle vedalaşıyoruz. Sözcükte anlam konumuz bitti. Gittiğiniz üniversitelere bizlerden selam yollayın arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>